Buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Bu drama bir çözüm bul. Biz artık yorulduk, bittik. Psikolojim bozuldu. Ahmedullapstos, B difüz beyin sapı gliomları, C astrositom, D ependimom, E kraniyoforinjioma. Bana deli dediler. kara gedin. Samimiyetin merkezinden herkese selamlar. Şu an saat bakıyorum. Saat şu an 11.20. Ben yaklaşık bir saat önce falan bıraktım ders çalışmayı. Bıraktım ders çalışmayı. Ancak şöyle bir sorun var. Bir saattir video çekeceğim. Video çekmek için dinleniyorum. Yani o derece artık bir bıkkınlık gelmiş. Bir rahatsızlık gelmiş. Size komitelere çalışan bir tıpçının dramından bahsedeceğim. Bu ağır dram içerir. Ayla filminden bile daha acıklı olduğu tartışılabilir. Bu arada Ayla filmini izledim. Yani normalde geçen sene izlemem falan gerekiyordu ama herkes gidiyor diye bir ön yargım oluşmuştu. O nedenle vazgeçmiştim izlemekten. Ancak baktım ki çok güzel filmmiş ya. Bir de Netflix'e düşmüş. Biliyorsunuz bedavaya kullanıyorum Netflix'i. Bir aylık ücretsiz şey var ya. Ondan dolayı izledim bayağı da güzeldi. Saçım sakalım birbirine karıştı arkadaş. Baksana şu iğrenç bir insan oldum. Pislik be. Burada böyle at yeleleri var. Yeleleri var böyle. Çıkmış böyle kendiniz anlıyor. Neyse. Şu an şu şekil yine ayıcıklı örtüm. Yıllardan beri olan ayıcıklı örtüm. İşte burada çıkmışlarımız var gördüğünüz üzere. Ve genetik var. Şu an genetik falan çalışıyordum. Anlayacağınız genetik çalışıyordum. Çünkü bu sınavda pediatri artı genetik var. Yani hem çocuk göreceğiz hem de pediatri göreceğiz. Ayıcıklı örtümün üzerinde bugün genetik artı bunu çalıştım. Bu arada bu kadar kısa sanmayın siz bu sıra. Bu hani eşantiyon mallar olur yani ya, ekmanlar ek mallar. Hani asıl malın yanında ek bir mal olur. O mal ben oluyorum. <laughs> Yok şaka. <laughs> ek bir tane eşantiyon olur. İşte o eşantiyon bu. Gerçeği ise burada. Gelin onu göstereyim. Koltuğumun üzerinde şu gördüğünüz üzere şunu şöyle alalım. Taşınmıyor. Ne yapayım? Rıdvan ölsün mü? Ölsün mü Rıdvan? Gördüğünüz üzere bu şekilde bir şey. Rıdvan tabi ki de sinirlenir mi? Sinirlenir. Bana şey diyenler olacak belki. Ya diyecekler, yeter ya. Sadece böyle sınavlardan sıkıldığın zaman video atıyorsun. Sen ne kadar pis bir insansın falan diyenler olabilir. Haklılar. <laughs> Sıkıldığım zaman atıyorum. Yok, ben de atmak istiyorum. Ben de hayvanlar gibi video atmak istiyorum ama olmuyoruz. zamanım olmuyor. Bunu bile gecenin köründe edit diyeceğim. Yarın bilmem kaçta kalkacağım. Uyuyamayacağım, vesaire. Burada 1500 sayfa var. Burada 150 var. Çıkmışı var. Çıkmış 52 sayfa bu. Orada bir çıkmış daha var. O da 60 sayfa. Öyle 110. Topla 1700-1800 sayfa oluyor. Ne yapalım biz 1800 sayfayı böyle kafamıza mı geçirelim? Ne yapalım? Ölelim mi? Biz bunu alalım. Bunu böyle bilgileri kafamıza mı girelim yani? Buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Bu drama bir çözüm bu. Biz artık yorulduk. Bittik. Psikolojim bozuldu artık. Neye gülüyorum biliyor musun şu an? Hani bunun bir parodi olduğunu veya bir dalga geçme olduğunu anlamayıp aşağıya yorum yazanlar olacak çünkü oluyor. Benim bu videolarım genelde e, birazcık parodi, sallamasyon ve dalga geçmelidir güzel kardeşim. Ben bölümümü seviyorum buna da katlanıyorum hiç merak etme. Yani bu ciddi şeyleri de söylemek gerekiyor. Yoksa insanlar anlamıyor. Ciddi konuşman gerekiyor bazen. Yoksa insanların çoğu anlamıyor ve sıkıntı çıkıyor. Ve o sıkıntı çıkması da beni geriyor. Sıkıntı çıkmasın. Ben çok seviyorum. Dalga geçip stresimi azaltmaya çalışıyorum. Bunu da sizlerle paylaşıyorum. Gülün, eğlenin diye. Belki gülüyorsunuzdur, belki gülmüyorsunuzdur. Ancak i̇şte, o, çok yakışıklı gözüküyorum bu açıdan. Şimdi akut üst solunum yolu enfeksiyonu ile akut romatizmal ateşin ortaya çıkışı arasındaki süre hangi klinik tabloda en uzundur? A artrit B eritema marginatum C deri altı nodülleri D kardit E kore. Aşağıdaki çocukluk çağı beyin tümörlerinden hangisi en kötü prognoza sahiptir? A Medullaptostom. B difüz beyin sapı gliomları C astrositom D ependimom E Kranio-faringioma. Aşağıdaki tüberküloz tiplerinden hangisinde kortikosteroid kullanımı gerekli değildir? A Genetörüner tüberkülo B endobronşiyel tüberküloz. C perikardiyel efizyonlu tüberküloz. D milyar tüberküloz. E tüberküloz menenjit. A genitoriner tüberküloz demişiz. Ah işte böyle size kardiyodan, enfeksiyondan falan sorular gösterdim. Aynen bu şekilde sorularımız var. Merak edenler olabilir diye söyledim. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle bana dua etmeyi unutmayın. Dualarınıza çok ihtiyacım var. Hele hele bu saatten sonra çünkü dördüncü sınıfı olduk artık beş olacağız, altı olacağız. Sus var, mus var, ölebilirim. Ölmemek için dualarınıza ihtiyacım var. Lütfen bana dua edin. Şu an gidiyorum aşağıya doğru. Bana güzel dileklerinizde bulunun. Ben de sizleri çok seviyorum. Beğendiysen beğenmeyi, beğenmediysen beğenmemeyi ve özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.